Merhaba Gobeller. Şimdi üçgende benzerliğin son bölümüne geldim arkadaşlarım. 24 numaralı sorudayız. Burada kalmıştık en son. Hadi vira bismillah diyelim, başlayalım. Bakın, benzerini çözdüğümüz dediğimiz, hatta üniversite sınavında da sorulmuş bir sorunun kopyasıdır kardeşler. Diyor ki aralarında 35 metre mesafe varmış bunların bu arada. 35 metreymiş şu aralarındaki mesafe direklerin. 15 ve 6 metrede iki dik olalı direk lamba, 3 metre yüksekliğinde çubuk gösterilmiş. AH, HB'nin 3 katıdır. Şuraya X dediğimde AH 3X'miş. AH uzunluğunu da bize soruyor. Şimdi benzerini çözmüştük arkadaşlar. Çok uzatmadan iki tane şöyle benzerlik yapacaktık. Birincisini hemen şu taraftan yapıyorum dostlar. Şimdi şuradaki küçük dik üçgenin paraleli 3, büyük dik üçgenin paraleli 15. 3 bölü 15, yani 5 katıymış. Eşittir. Küçük dik üçgenin alt kenarı bölü büyük dik üçgenin tamamı. Küçük dik üçgeninki x, büyüğününkine de t dedim. 5 katı olacaktı. O halde bunun tamamı 5x olacak. Yani b'den sol tarafa direğe kadar olan mesafe 5x. 4x'i burada zaten şuraya kaldı x dedim. Şimdi bir de bunu diğer direkle benzerlik yapalım şurada. Hemen onu da şöyle kalınlaştıralım. Şurası ve şurayı yapacağız arkadaşlarım. Bakın, bunun paraleli 3, büyüğünün paraleli 6, yani 2 katı. Orta taban olduğunu da fark edersen 3x'e 3x diyebilirsin. Ya da devam edelim benzerliğe. Bunun alt kenarı 3x, büyüğünün alt kenarına da tamamı diyelim şöyle t. Bak, x katı, bu da x katı olacak. 6x, tamamı 6x'miş diyebilirim. 3, 4'ü burada, şuraya da 2x kaldı diyelim. Bakın toplam ne oldu burası? 1, 3 daha 4, 1 daha 5, 2 daha 7x eşittir 35 vermişti. X 5. Bana 3x'i soruyordu, 35. Evet, güzel bir soru. Bakalım ne diyor. A noktasındaki ışık kaynağından ve duvardan 60 metre uzaklıkta. Bakın 60-60 demek ki şurası, şuradaki oluşan gölgenin, şuradaki gölgenin orta tabanı arkadaşlarım. Değil mi? Orta taban. Bu K ise bu 2K diyebilirim. Bulunan 24 birim yüksekliğindeki metal levha. Bak, bu 24 birimmiş. O halde burası ne oldu artık? 2 katı 48. Çünkü orta taban arkadaşlar burayı 2'ye bölmüş. Ve diyor ki duvarın 2 bölü 3'ünü kaplıyor. Yani şurasına toplam biz 3x dersek kapladığı bölge 2x yüksekliğindeymiş dostlarım ki 2x 48 ise x 24'tür. 3x 72. Yani bu duvarın tamamı 72 birim yüksekliğindeymiş. Bunu da söyledik. Peki. Bu ışık kaynağı levhaya en az kaç birim yaklaştırılırsa gölgesi duvarın tamamını kaplar. Şimdi bu yaptıklarımı silelim. Buradakinin amacı 72'yi bulmaktı arkadaşlarım. Şimdi şuradan bir silgimi alayım. Bir temizleyeyim burayı. Daha rahat çözelim şimdi soruyu. 72'yi bulduk sonuçta. Duvarın tamamı 72'ymiş. Şimdi şöyle yapacağız. Şimdi biz bu adamı, ışık kaynağını şuraya getirmiş olalım. X metre getirdik. Şurası o halde 60 eksi X oldu. Bu keratanın boyu 24'tü ve duvarın tamamını kaplamış oldu arkadaşlarım. Şuradan inen yükseklikte 72'dir artık diyebilirim. Ve şuradaki benzerliği görün arkadaşlarım. Burası 60, şu da 24'tü. Hadi yapalım benzerliğimizi. Bunun paraleli 24, büyük dik üçgenin paraleli 72. Yani 1'e 3 oranı var. Eşittir. Bunun alt kenarı 60 eksi x bölü, dikkatli olun, büyüğünün alt kenarı 120 eksi x. Evet, şimdi içler dışlar yapalım. 120 eksi x eşittir. 3 ile çarparsam 180 eksi 3x. Eksi 3x'i buraya aldım, 2x. 120'yi buraya aldım, 60.
X eşittir 30. Yani 30 santim yaklaştırdığımızda olay bitiyormuş arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım devam. 26. soru. Şekilde ortada bulunan K noktasından hareket ettirilebilen 30 santim uzunluğundaki 15-15 diyorum çubuk gösterilmiştir. KA soldaki çubuk saat yönünün tersine yani şöyle alfa derece döndürülünce KA üssü oluşuyormuş. Şimdi biz bunu şöyle alfa derece döndürmüş olalım arkadaşlarım ve A üssü buraya geldi. Tabii ki bu da yine 15. KB ise saat yönünde teta derece döndürüldüğünde bunu da teta derece döndürelim. KB üssü olsun. Bu da teta döndü. Yine 15 tabii ki boyu değişmedi. Ve diyor ki bu durumda alfa ile teta'nın toplamı 90. O halde bu aradaki açı da 90. A üssü noktasının zemine uzaklığı 11. Şurası 11'miş. B üssü noktasının zemine uzaklığı 8'miş. Tamam. K noktasının zemine uzaklığı nedir diye şuradan aşağı inen dikliği de bize soruyor dostlarım. Hemen ilk aklıma gelen şey şu oldu. Bakın şunu şöyle yukarı doğru uzatıp bunu da yukarı doğru uzattım dostlarım. Şimdi alfa 90 o zaman burası teta. Teta 90 o halde burası alfa. Bakın bu iki üçgene benzerlik yazmaya çalışırsanız 90'ın karşısı 15 hocam. Bunun da 90'ın karşısı 15. 15/15 çıktı benzerlik oranları 1 yani. Benzerlik oranları 1 olan üçgenlere biz eş üçgenler diyeceğiz dostlarım. Demek ki bunlar eş üçgenlermiş. O halde burada alfanın karşısına ben K yazarsam buradaki alfanın karşısı da K olacak. Şu 15 bu arada buranın tamamı B'ye kadar olan. O yüzden bunu sildim. Peki burada şu yüksekliği biz K artı 11 yazmış olduk. Burası da K artı 11 olacak hocam. O halde şuraya da K artı 3 yazmalıyım. Tabii ki burada teta'nın karşısı K artı 3 ise buradaki teta'nın karşısı da K artı 3 oldu. Şimdi şuradaki görün artık bu dik üçgeni dostlarım. Bakın hipotenüsü 15 olan K, K artı 3. Aralarındaki fark da 3. Demek ki 3, 4, 5'in 3 katı olacak. Aralarındaki fark 3 olduğu için. Demek ki 9, 12, 15 üçgeni olacak bu. O halde burası 9, burası 12 geldi. Ve bakın K'nın yerden yüksekliğini soruyor. Yani şu 12 ile 8'in toplamını soruyor. Cevap Edirne çıktı. Çok da güzel bir soruymuş dostlar. Evet, 27'ye bakıyoruz şimdi. AC 16, 20. Bu o zaman 12, 16, 20 üçgenidir. Şurası 12. G ağırlık merkezi paralel mi? Bu paralel. Bakın DG buraya paralelse ağırlık merkezinden geçen paralel doğru için ne demiştik dostlarım? 1'e 2 oranında bölecek. Yani burası 4, burası kesin 8 olacak arkadaşlar. Lütfen bunu da unutmayın kurban olayım. Şimdi bunu kalan bunu kesiyormuşuz. Kalan kartonun çevresi atılan kartonun çevresinden kaç birim fazladır diye soruyor. Şimdi biz bildiğimiz bütün uzunlukları bulalım. Şunu uzattığımda burası 10, 10 diye bölündü. Şurada bir benzerlik yapıyorum. 8 bölü tamamı 12 eşittir. Şuraya x dediğimde x bölü 10. 4'e böl 2, 4'e böl 3, 3x eşittir 20, x eşittir 20 bölü 3 burası. 20 bölü 3 geldi. Sonra dik açıdan indiği için muhteşem üçlü yapıyoruz. 10, 10. Şuranın tamamı da 10 arkadaşlarım. Tamamı da 10. Ve bu da ağırlık merkezi 1'e 2 oranında böleceği için 3K'yı 10 demiş olduk. K da bu durumda 10 bölü 3 geldi. Şurası 10 bölü 3. O halde burası da 20 bölü 3 çıktı. Şimdi atılan şeklin çevresine bakalım. Şurası atılan şeklin çevresi. 8 var. Hatta atılan şekli şöyle maviyle göstereyim ben. Şurası atıldı arkadaşlarım. Kesilip atıldı.
Bunun çevresi 8 artı 20 bölü 3, 20 bölü 3. Yani 40 bölü 3. Bu bunun çevresi. Şimdi kalanın çevresini yazıyorum. Kalan da bu durumda ne olacak? Yeşille gösterelim onu da. Biraz daha kalın yapalım. Şu. Kalan da burası bakın şimdi. Şöyle. Şurası ve şurası da kaldı. Unutmayın. Bunları kaçırmayın sakın. Bu ikisi de kaldı. Yani nedir kalanın çevresi? 4. 20 buradan 24, 16 buradan 40, artı 20 bölü 3, 20 bölü 3, yani 40 bölü 3. Evet, bu bundan ne kadar fazla? Çıkartacağız arkadaşlarım. Çıkartırsak 40 bölü 3'ler gitti. 40'tan 8 çıkarsa 32 birim fazladır dedim. Bu da güzelmiş. Dikkat isteyen bir soruymuş. Bu soruyu hatırlıyorum. Evet, bu da güzel bir soruydu. Şöyle kırmızıyı alalım. Biraz kalemimizi inceltelim. Evet, bakalım. Kısa kenarı 12 birim ve uzun kenarları zemine paralel olan dikdörtgen biçimindeki çerçevenin A ve B, C noktalarına çiviler çıkınca D noktasında döndü ve şu dikdörtgen oluştu. Dikdörtgeni şekildeki çerçeve elde edilmiştir diyor. Ne diyor bir de? C noktasının, C burada, C'nin zemine uzaklığı 33. 12'si buradaysa arkadaşlarım, şuradan aşağı indirdiğim 21 olacak diyelim, bu 1. C üssü noktasının zemine uzaklığı 15. Buradan aşağı indirdim. Burası da 15 geldi. Hatta şuradan şöyle dikliği devam ettirirsem belki bir işimize yarar. Şurası da 6 oldu arkadaşım. Şurası yine 12 birim kısa kenar. Şurası yine 12. Şurası yine 12 çıkacak. Olur ya, belki bir işimize yarar diye şimdi gördüğüm her şeyi yazayım ki sonra vay ben burayı niye görmedim olmasın. Şimdi 15'i de yazdık. D nerede o? Şurada. D A B üssü noktaları doğrusal. He, ben bunu böyle uzatırsam dümdüz çizgiymiş bu arkadaşlarım. Düz çizgiymiş. Yani köşegenmiş aslında. Tamam, bunu da gördük. BK neresi? Şurayı bize soruyor. BK'yı. Tamam. Şimdi burası köşegenimiz. Dikdörtgenin köşegeni. Ne diyebiliriz buradan? Şöyle bir bakalım. Kısa kenarını biliyorum. Burası 21. Şu 6 ne işime yarayacak acaba? Onu çok merak ettim. Şuradan bir diklik indirelim dostum. Şu 6'yı kullanmaya çalışacağım. Burası 6 ise burası da 6. Bakın öklit yapabiliyorum burada. Şimdi diklikten diklik indi. Dikkat edin buna. 12'nin karesi 144 eşittir. Şuraya ben bir x dersem yakın olan x tamamı x artı 18. X çarpı x artı 18 oldu. Şimdi x'i bulmaya çalışalım buradan. Ne diyebiliriz? 6 desek ne oluyor? 6 çarpı 24 oluyor. 24 ile de 6'nın çarpımı. 6 kere 4 24 elde var. 2, 12, 144 oluyor. Demek ki x 6, burası da 24 oluyor arkadaşlarım. O halde x'e 6 diyelim biz hemen. Aa, bakın bombaya bak şimdi. 90'ın karşısı 12, neyin karşısı 6? 30'un. Bak burası 30, 60, 90 çıktı lan. Şurası da 60, 90, şurası da 30. Hatta 30, 90, şurası 60. Şimdi devam edelim. Başka ne bulabiliriz? Bak şu büyük dik üçgende. Şimdi kalınlaştırayım birazcık. Ve maviye alayım. Şu dik üçgeni görün arkadaşlarım. Şurayı. Şimdi 30'un karşısı burada 12. 90'ın karşısı tabii ki 24. Görüyorum zaten. 60'ın karşısı ise 12 kök 3 olacak. Yani dikdörtgenin uzun kenarı 12 kök 3'müş. Şurası 12 kök 3. Tabii ki AB de 12 kök 3 oldu. Şimdi şurayı bulalım. Şuradaki x diyelim, burayı bulalım. 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısını bulmak için kök 3'e bölüyorum. 12'yi kök 3'e böldüm, 4 kök 3. 12 kök 3 olması için buraya da 8 kök 3 kaldı. Evet, hatırladığım gibi gerçekten güzel, ince bir soruymuş arkadaşlarım. Biraz da zor soruymuş dostlar. 29 numara. Zemine dik konumdaki direklerin A, B uçlarına gergin bir halat bağlanmıştır. Direklerin uzunlukları 4 ve 11 metredir. Buna göre 7 metre uzunluğundaki direk bir ucu zemine,
dik olarak konulduğunda diğer ucu hangi noktalar arasına denk gelir? A ile B arasında diyor 10 eşit parçaya bölünmüştür. Pekala. Klasik bir dik yamuk sorusunu farklı bir yolla sormaya çalışmışlar arkadaşlarım. Çok da güzel yapmışlar bu arada. Şimdi şöyle yapacağız. Burası 4, burası 11. Dostlar şimdi biz buraya 7 santim uzunluğunda bir direk koyacakmışız. Şurası 7 olan bir direk. Dik yamukta ne yapacaktık dostlarım? Şuradan hemen dikdörtgenimi tamamlayacaktım. Şimdi burası da 4, burası da 4. O halde buraya 7. 7 olacaktı bu direğin boyu. Buraya da 3 kaldı. Şimdi bak şuradaki benzerliği yaparsan benzerlik oranı 3'e 7 çıktı. Demek ki şurası 3K. Şuranın tamamı 7K. Buraya da kaldı 4K diyebilirim. Demek ki benim koyduğum direk şu AB arasındaki uzaklığı 3'e 7 oranında bölecek arkadaşlarım. 3'e 7. Şimdi toplam 7K'yı biz kaç birim diye parçalamıştı burası? 10 birim. O halde K ne çıktı? 10 bölü 7. 3K ne çıkar? 30 bölü 7. 30 bölü 7 dediğim mesafe de hani 30'u 7'ye bölmeye çalışırsanız şurada göstereyim. 30 bölü 7. 4 kere 7 28 çıkarttım. 2 işte 4 virgül bir şey. Bir de ona önemli değil. Demek ki 1, 2, 3, 4 virgül var şu araya girecek. Şuraya dikecekmişim ben 7 santim. K ile L arasına dikersen diyor. 7 santimi burada bir yere sokabilirsin diyor dostlarım. Çok güzel bir soru arkadaşlarım. Klasik bir soruyu almış. Hem güzelleştirmiş hem de yeni nesil yapmış. Evet bakalım bu ne diyor şimdi. Şekilde A noktasından B noktasına bir lastik çekilmiştir. Lastik önce C noktasına daha sonra da D noktasına kadar uzatılmıştır. Bakın şimdi A'da sabitmiş. B'ye kadar lastiği uzattım. Sonra B'den söktüm C'ye, C'den söktüm D'ye kadar lastikleri böyle uzattım tek tek. Diyor ki C, A, B açısı, şuradaki açı, A, D, B şu açıya eşittir demiş. Lastik C'den D'ye kadar geldiğinde kaç santim uzamıştır diye de bir soru sormuş bize. Hadi şimdi şöyle bir A diyelim buna, buna da A diyelim. Şu açıya B dediğimde bak büyük dik üçgene bak. A 90 buranın tamamı B oldu kardeşim. Şimdi çakalım benzerliği. Şuraya da X yazalım. A'nın karşısı 2. Büyük de A'nın karşısı X eşittir. B'nin karşısı küçük de X. Büyük de B buranın tamamı karşısı 8. Buradan X kareyi 16, X'i de 4 bulduk. Şurası 4. Hemen şurada benzerlik yap, şey Pisagor yap. 2, 4. Biri diğerinin 2 katıysa neydi? Küçüğünün kök 5 katı. Şimdi büyükte Pisagor yap. 4, 8. Biri diğerinin 2 katıysa küçüğünün kök 5 katını alıyorum. 4 kök 5. Ne kadar uzamış buradan buraya gelirken? 2 kök 5 santim uzamış. Çok güzel. Çok hoşuma gitti bu son sorular özellikle arkadaşlarım. Evet yine elektrik direği. Bakalım ne diyor. Göz seviyesi, göz dedim özellikle, göt demedim dikkat edin. Göz seviyesi yerden 2 birim. Evet şöyle yerden 2 birim yükseklikte olan Efe direğe baktığında E noktasından yukarısını görebilmektedir. Şimdi buradan baktığında şöyle üst tarafını görüyor, alt tarafı göremiyormuş. Lambanın ışığından dolayı duvarın zemindeki gölge boyu 20 santimdir. Bak ışıktan geliyor lamba. Gölge boyumuzda şurası 20 santimmiş. AB BC'ye eşit 30'muş. Şurası 30. O halde şuraya da 10 kaldı diyelim. EF uzunluğu X nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi gelin şöyle yapalım. İlk önce şu benzerliği yapalım. Klasik benzerliği hemen gördüm. Bunu bir yapalım arkadaşlarım. Şu, çizemedim. Şöyle. Şuradan da indiriyorum. Buradan da 12'den indiriyorum. Evet şuradaki benzerliğimi yapacağım şimdi. 12 bölü direğin boyu. 12 bölü K diyelim direğin boyuna eşittir. 20 bölü tamamı 50. 20 bölü 50 sıfırları sildim. 2 bölü 5. Bak bu 6 katı
Bu da 6 katı olacak. 30'muş direğin boyu. Tamam hocam. Şimdi direğin boyunu bulduk. Şimdi şu EC'yi bulacağız. Y diyelim buraya. Y'yi bulunca zaten 30'dan da Y çıkacak. X'i bulacağız. Onu da nasıl bulacağız öğretmenim? Dik yamuktan. Bak şuraya bir daha çizeyim. 2 santim çocuğun boyu var. Şöyle geldik. Şurada bir yere bir 12 santim duvar var. Şurası 30. Duvardan direğe kadar olan kısım da 30. Direğin boyu da 30 bulduk. Şöyle direğin ucuna da yok, şuradaki x'e gelmişti değil mi? Pardon, şurası y. Heh, şimdi oldu. Direğin boyu şöyle gidiyor. Burası x sonuçta. Şimdi burada bakın dik yamuğu gördünüz arkadaşlarım. Dik yamukta ne yapacağımızı da çok iyi biliyorsunuz artık. Şuradan çizdik. 2, 10 dedik. 2, y eksi 2 dedik. 30, 30. Orta tabanmış buranın. Demek ki şurası 20. Y eksi 2 20 ise y'yi de ne bulmuş olduk bu durumda? 22. O halde x'e de 8 kaldı. 30'dan gayrı. Evet, 32 numaralı sorumuz. Buralara bakalım. Bakın ikizkenar dik üçgen 6 kök 2, 6 kök 2 kök 2 katı olacak. 6 kök 2'nin kök 2 katı 12'dir. Kenar ortay indirmiş. 6, 6 diye böldü. Aynı zamanda muhteşem üçlü yapacak. Bu da 6. Hatta bu 6 1'e 2 oranından 2'ye 4 bölünecek arkadaşlarım. Evet, şu anda gördüğüm her şeyi söyledim. İkizkenar olduğu için bu kenar ortay aynı zamanda dik olacak. İşte 45, 45 diye de burayı bölecek. Açıortay olacak. Katladık bunu arkadaşlarım. B ve C noktaları çakışıyor diyor. G1 şekil 1'deki, G2 ise şekil 2'deki üçgenin ağırlık merkezi olduğuna göre G1 ile G2 arasındaki uzaklık nedir diye bir soru sormuş. Şimdi bildiklerimi burada da yazıyorum. 2 burası, 4 burası. Şuradan G2'den geçtiği zaman burayı 2'ye bölüyormuş. Kenar ortaymış. DC 6 idi. 3, 3, 2'ye böldürdüm burayı. Yine burada da 1'e 2K oranı var diyelim. 1K'ya 2K. Dolayısıyla bu adam şuraya paralel oldu arkadaşlarım. Çünkü burayı da 2'ye 1, burayı da 2'ye 1 böldü. Şurayı soruyor bize x diyelim, benzerliğimizi çakalım. Klasik benzerlik. 4 bölü 6 eşittir x bölü 3. Bak bu yarıya düşmüş, bu da yarıya düşecek. Cevap 2 gelecek arkadaşlarım. Şimdi zil çaldı kardeşler. Birazdan burada çok ses çıkacak. O yüzden ben tekrar durduruyorum videoyu. Zil çalınca tekrardan devam edeceğim. Evet gobeller, kısa bir moladan sonra devam ediyorum kaldığım yerden. Şöyle bir ayarımızı da yapalım. Evet, yine elektrik direği, gölge boyu falan filan. Bakalım ne diyor? Boyları eşit olan, bunların boyları eşit, tamam. Bunun direği sırasıyla 160 ve 80 birim uzaklıktadır. Nisa'nın gölge boyu x, Zeynep'inki de y olduğuna göre x bölü y oranı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi şu direk K diyelim bunun boyuna. Önce Zeynep'ten başlayalım arkadaşlarım. Bunun boyuna da M diyelim. Tabii ki bunun da boyu M olacakmış. Onu da söyleyelim. Şimdi Zeynep'in benzerliğini yapıyorum. Şu klasik benzerlik göstereyim size de şurada. Hemen M bölü K eşittir. M bölü K eşittir. Y bölü tamamı. Y bölü y artı 80 diyelim. Şimdi de gelelim diğer kızın şeyine, neyine, benzerliğine. Onu da şöyle gösterelim. Yine direğin boyu k tabii ki. Bakın burada da yine m bölü k diyerek başlayacağız oranı yazmaya. O halde m bölü k burada yazılı, direkt eşittir diyorum. X bölü x artı 160. X bölü x artı 160'a. Evet, işte bu kadar arkadaşlarım. Buradan da şu son ikisinin ben içler dışlarını yaparsam soru bitecek. Yapalım. X ile burayı çarpalım. XY artı 80 geliyor. Eşittir. Y ile burayı çarpalım. Yine XY artı 160Y geliyor. XY'ler gitti. Şurası 80x yazmamışız. 80x eşittir 160y çıktı. 80'e bölüp sadeleştiriyorum. X eşittir 2y çıktı. Yani x yerine 2y yazarsam y'ler gitti. Bu oranda 2
geldi diyebilirim dostlar. Evet. Bakalım bu ne diyor. Şekilde 4,5 metre uzunluğunda aydınlatma direği ve 1,5 metre uzunluğundaki iki çocuk gösterilmiştir. 10 metredir. Çocuğun gölgesi 4 metreymiş. Yani sağdaki çocuğun gölgesi 4 metredir diyor. Hemen bunu bir konuşalım. Şöyle sağdaki çocuğun gölgesini bir gösterelim arkadaşlarım. Şurası 4 metreymiş çocuğun gölgesinin boyu. Şimdi biz şurayı bulalım. X diyelim. Hemen şu klasik benzerliğimizi yapalım. 1,5 bölü 4,5 diyeceğiz. 1,5 bölü 4,5 eşittir. 4 bölü 4 artı x diyeceğim. 4 bölü 4 artı x yazdım. Bakın bu bunun 3 katı yani 1'e 3 oranı var. İçler dışlar yaptığımda 3 ile 4'ü çarptım. 12 eşittir. 4 artı x geldi. 8 eşittir. X çıktı. Demek ki şurası 8. O halde şu mesafeye de 2 kaldı. Şimdi onu burada da gösterelim. Şurası 2. Çocuğun boyunu biliyoruz 1,5. Direğin boyunu biliyoruz 4,5. Burada da bir benzerlik yapıp x'i bulacağız dostlarım. Hemen klasik benzerliğimi yapıyorum. Yine 1,5 bölü 4,5 yazalım. Eşittir. X bölü tamamı. X artı 2. Yine 3 katı. 1'e 3 diyelim. Buradan da 3x eşittir. X artı 2. 2x eşittir. 2. X eşittir. Bursa paketledik gitti. Evet. Yine klasik bir soru. Cep telefonu ekranı, televizyon ekranı, işte tablet ekranı gibi sorular böyle yana çevirip yaptığında benzerlik yapacağımız, dikdörtgenlerin benzerliğini kullanacağımız bir sorudur arkadaşlarım. Bir okuyalım şimdi. Dikkat edin bu sorulara da. Benim tahmin sorularımdan biridir bu da bu arada. Şekil 1'de ebatları 12 ve 18 olan dikdörtgen biçimli ekrana sahip tabletteki fotoğraf tablet yan çevrinde boyutu orantılı olarak şekil 2'deki gibi küçülüyor. Şimdi dostum bak burada ekranın eni 12. Tabii ki burada da 12. Hemen buradan görüntünün boyuna şuraya 12 birim olduğunu söyledim bakın. Şimdi aradaki benzerliğe bakın. Buradaki resmin yüksekliği yani boyu, adamın boyu diyelim 18. Burada ne oldu? 12 oldu. İşte oran bu arkadaşlar. Eşittir diyeceğiz. Eni 12. Eni 12. Buradaki adamın eni x. Hemen bir sadeleştirme yapalım. 6'ya bölelim 3. 6'ya bölelim 2. 3'ün bakın kaç katı çıkmış? 4 katı. 2'nin de 4 katı çıkacak. 8'i yapıştırdım dostlar. Evet, 36. sorudayız. Bir zemin üzerinde aynı hizada ayakta duran Yusuf ile Azra arası 1 metre. Bu da 50 santim. Şu 1 metreyi de 100 santim diye söyleyelim de 2'ye 1 oranı olduğunu görelim. Bu 3 kişiye aynı açıyla güneş ışınları geldiğinde şekildeki gibi gölgeler oluşmaktadır diyor. Tamam. 160 santim uzunluğundaki bak bu adamın boyu 160'mış. Gölge boyuysa şuradaki gölgesinin boyuysa 120. Azra'nın gölge uzunluğu 135. Azra'nınki 135 olmaktadır diyor. Tamam. ABC noktaları doğrusal olduğuna göre Emre'nin boyu kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Emre'nin de boyunu istiyor arkadaşlar. Tamamdır. Hadi şimdi yapalım. Önce Azra'nın bir boyunu bulalım biz buradan. Şimdi Y diyelim. Şimdi ikisine de aynı açıyla geliyor. Yani şu açıyla bunun da şöyle boyunu göstereyim. Şu açı eşit. Bakın burada bir dik üçgen ya da bir üçgen oluşturuyorsunuz. Şunlar orantılı olacaklar dostlarım. Yani nasıl orantılı hocam? Bunun gerçek boyuyla gölge boyu arasındaki oran bunun gerçek boyuyla gölge boyu arasındaki orana eşit. Hemen bunun boyunu buluyorum buradan. Bulalım. Ne geliyor buradan? İşte sıfırlar gitti. 4'e böldüm 4, 4'e böldüm 3. 3 ile sadeleştirsek 45 mi geliyor arkadaşlarım? 4 ile çarptım. Y'yi 180 buldum. Şimdi Azra'nın boyu 180. Bakın burada bir de dik yamuk çıkıyor karşımıza. Şimdi şöyle göstereyim. Şimdi bu Yusuf 160, bu Emre x, şurada da Azra'mız var, boyu 180. Burası 100 santim, burası 50 santim. Gördünüz dik yamuğumuzu dostlarım.
Hemen ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz artık. Dik yamukta şuradan dikdörtgenimi çizdim. 160 burası, 160 burası, şuraya 20 kaldı. 100'e 50 yazmayalım da 2K'ya 1K diyelim artık buraya. Şurada da benzerliğimizi yapalım dostlarım. Şuradaki üçgende benzerliği çakalım. 2 bölü 3 eşittir 20 bölü K diyorum şuraya da. Buradan 10 katı 10 katı K'yı 30 buluyorum. Ve toplam boyu da 160 artı 30'dan Denizli'yi işaretliyorum dostlarım. Güzel bir soruydu bu da. Evet, televizyon ekranı sorusu. Hadi yapalım bunu da kardeşlerim. Eni 80, boyu 120 olan televizyon tam ekran doğrultuluk yönümünde yer almaktadır diye söylemiş. Tamam. Görselin köşe ekranı ekran üzerine kalacak biçimde eni ve boyu orantılı olarak küçültüldü. Buna da tamam. Bak bunun boyu ne oldu? 80'di ya şuradan. 10 buradan, 10 da buradan kırptık arkadaşlarım. 80'i 10, 10 küçültünce ne yapmış olduk? 10 buradan, 10 buradan 20 küçülttük. 60 kaldı şuradaki genişliğe diyelim. Şimdi hemen oranı yazalım arkadaşlarım bunların. Bakın buradaki ekranın, görüntünün daha doğrusu yüksekliği, kısa kenarı 80. Buradaki görüntünün kısa kenarı 60. 8 bölü 6'ymış, eşittir. Şimdi uzun kenarı 120. Bunun uzun kenarına da x diyelim. Hemen 4'e bölelim 2. Yok, 2'ye bölelim 4. 2'ye bölelim 3. Bakın 4'ün 30 katı. O zaman 3'ün de 30 katı olacak. 90 diyelim. Şunun genişliği 90. Şimdi burası 90'sa hani toplam 120 olacak ya arkadaşlarım. Geriye 30 kaldı demektir şu ikisinin toplamına. 15. 15'te buralar küçüldü. Peki ne diyor bize? Bu işlem sonrasında görselin boyu yukarıdan aşağıdan 10, eni sağdan soldan A santim. A'yı bulduk 15. AB'yi soruyormuş ama bize. Şurayı soruyormuş dostlarım. Onu da buluruz. Şurası 15'ti. Şuradan aşağı inen diklik de 10'du. Bak burada bir Pisagor yapalım. X'i bulalım. Şimdi 10, 15, x üçgeni. Sadeleştirip de yapacağım. 5'e böleceğim 2, 5'e böleceğim 3, 5'e bölünce x bölü 5. Yapalım dik üçgenin Pisagor'unu. 2, 3, x bölü 5 diyelim. 9, 4 de buradan geliyor karesi. 13, kök 13'müş burası arkadaşlar. Demek ki x bölü 5 kök 13, x eşittir 5 kök 13 geldi. Evet, yine ekranı yan çevirme sorusu. Ekranında x kare görseliyle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Dikey konumdayken x'in boyu 16, tamam. Yatay konumdayken de 2'nin boyu 9. Buna da tamam. Yatay konumdayken x'in boyu, yatay konumdayken x'in boyuna k diyelim. 2'nin dikey konumdaki boyuna eşit. O halde bunun boyu da k. Tamam, şimdi burayı bir konuşalım arkadaşlarım. Oranı yazalım. Bak x'in boyu burada 16. Burada ne oldu? K. Eşittir. Şimdi buraya tekrar geri döndüm. 2'nin boyu burada k. Burada da 9 oldu. O halde k kare eşittir 9 çarpı 16'dan 144. K eşittir 12'yi paketledim. Yani burası artık 12'ymiş. Peki buna göre ekran döndürme özelliğiyle bir resmin boyunu dikeyden yatana geçildiğinde yüzde kaç küçülmektedir diye soruyor. Gelin bunu nereden bulalım? X'ten bulalım. Şimdi 16 idi, 12'ye düştü değil mi? 16'dan 12'ye düşmesi için 4 birimlik bir azalış yaşaması gerekiyor arkadaşlarım. Demek ki 16'lık boyu, 16'lık boyu 4 birim düşüş yapıyor. Bana diyor ki 16'da 4 düştüyse yüzde kaç düşecek diye soruyor dostlarım. Bakın 4'e bölmüş. Ben de 4'e bölersem 25. Yüzde 25'lik bir küçülme yaşıyormuşuz dostlarım. Aşağıdaki şekilde dik kesişen doğru parçalarıyla sabitlenmiş 10 eş kareden oluşan E harfi gösterilmektedir. AB 20. Şimdi 10 eşse şunların her birine x, x, x diyelim bu karelerin. Şurası da toplam 1, 2, 3, 4, 5x var. Şuraya baktığımda da burada da 1, 2, 3, 3x var. Şu aradaki açı 90. Bir sürü 90 derece gördüğümüz zaman ne yapacaktık biz dostlarım?
AB 90 benzerliği. Hemen buna A 90 B 90 A 90 B yazdım. Şimdi benzerleyelim. 90'ın karşısı burada 5x. Burada 90'ın karşısı 3x. 5 bölü 3 oran eşittir. B'nin karşısı burada 20. B'nin karşısı burada K diyelim. Peki 4 katı 4 katı K 12 çıktı. Şurası 12'ymiş. Burası 12 ise 27 olması için 15 mi kalması lazım buraya da? Bakın 15, 20, 25 üçgeniymiş bu meğersem. 5x 25 ise x 5'tir. Burası da 15 çıktı. Bu da 9, 12, 15 üçgeninden 9 geldi. Neyi soruyor şimdi bize? E'nin çevresi kaç birimdir diye soruyor. E'nin çevresini istiyor arkadaşlarım. Biz ne bulduk? Şuradaki bir kenarı 5 bulduk arkadaşlar. Şurası 5. Şimdi toplayalım E'nin çevresini. Onu da hangi renkle yapalım? Mavi renkle yapalım. Biraz da kalınlaştıralım kalemimizi. Şimdi şöyle yapalım. Şurası 25 zaten. 15 de buradan geliyor. Yazayım onu. 25 artı 15. Şuradan 5 geliyor dostlarım. Tabii bunu kısa yolla da hemen hesaplayabilirsiniz. Hocam işte bu buraya eşit, bu buraya eşit, bu buraya eşit falan filan da. Ben gerek yok. Sınav esnasında hepinizin götü, daha doğrusu hepimizin götü Yusuf olacağı için arkadaşlar. İnanın bana böyle tek tek toplayacaksınız orada. 3 ile 2'yi toplarken bir saat düşüneceğiz o heyecanla. Şimdi buradan da 2 tane 5 geliyor. 10. O yüzden hiç pratik hesaplayalım falan filan demeyin yani. Şuradan bir 5 geldi. 5... 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Bir de 50 var. Toplayalım şimdi. 10, 15, 20, 50 daha 70, 25, 30, 40 da buradan geldi. Toplam 110 çıktı boyu. Evet, bakalım bu ne diyor? Biraz da kalemin kalınlığını inceltelim. 5, 10 birim özdeş iki dikdörtgen. O zaman bunun da kısa kenarı 5, uzun kenarı 10 diyelim şöyle. Şurası da 5. 6 birim uzağa konmuş arkadaşlarım şuradan. Şuradan bir dikliği devam ettirelim. Burası da 6. Bakın şurası ne çıktı bu durumda? 6, 8, 10 üçgeninden 8 geldi burası da. Tamam. Şuradan aşağı inen mesafede 5. Çünkü burası 5. Şurası da 10 dedik. P köşesinin şurada yere uzaklığı nedir diye soruyor. Hemen P'den duvara bir diklik indirdim. Bakın burada da bir dik üçgen oluşturdum. Şununla şunu benzerleyeceğim. Çünkü aralarındaki açı 90 derece. Hadi bakalım şöyle kırmızıyı alalım. Kalemi yine biraz daha inceltelim. Şuraya A açısı dediğimde 90 B. 90 A. Şurası da B oldu arkadaşlarım. Şimdi burada 90'ın karşısı 5. Burada 90'ın karşısı 10. 5 bölü 10. 1 bölü 2 yani benzerlik oranları. Demek ki bu üçgen 2 katı. O halde B'nin karşısı burada 6 ise B'nin karşısı burada ne olacak? 3. Ve soru da biter. Bak bana P'nin yere olan uzaklığı soruluyor. Şurası soruluyor. Yani şurası soruluyor arkadaşlarım. Toplayalım. 3. 11, 16. Evet, 41. sorumuz yine telefon ekranı bir sorusu. Seri çekim moduna kullanarak odasının eş fotoğraflarını çekmiş. Bu fotoğraflardan 4 tanesinin cep telefonu ekranındaki belli bir alana şekil 1'deki gibi tam olarak yerleştiği görülmektedir. Ekran üzerinde iki parmağını birbirine yakınlaştırarak ekrandaki aynı alana şekil 2'deki gibi 9 adet fotoğraf yerleştiriyor. Yani büyütme küçültme muhabbeti yapıyor. Şekil 1'deki bu fotoğraflardan birindeki masa saati ile diğer masa saati arasındaki uzaklık 15 birimmiş. He, şurası 15 birimmiş. Şekil 2'deki merkezler arası uzaklık nedir diye soruyor. Burayı da bize soruyor. Şimdi dostum, şurası telefonun ne diyelim kısa kenarı, eni. Bunlar kesin birbirine eşit. Burada 2'ye bölmüşüm, burada 3'e bölmüşüm. O zaman 2 ile 3'ün ortak katı olan 6x diyelim biz bunlara. Yok 6k diyelim. Şöyle 6k 6k. Bu durumda bunun burası 3k 3k. Bununki de 2k 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 diye bölünecek. Şimdi dikdörtgenlere baktığınızda iki telefon arasındaki oranı bulabilirsiniz. Bak biri 3
biri 2 kısa kenarları, biri 3, biri 2. Demek ki oran bu şekilde küçülüyor. 3'e 2 oranında küçülme yaşamış. Her şey böyle olacak. Yani şuradaki 15 3'e 2 oranında küçülecek. X olacak arkadaşlarım. İşte buradan da soruyu çözeceğiz. Bak 5 katı, bu da 5 katı olacak. Denizli'yi paketledim. 42. Mükemmel ötesi güzel bir sorudur. Bunu da hatırladım arkadaşlarım. Şimdi perspektifle ilgili bir soru, şaşırtabilecek bir soru arkadaşlar. Diyelim bakalım ne diyor. Aşağıda Akif'in çekmiş olduğu bir fotoğraftaki düz zemin üzerinde dik bir biçimde yerleştirilmiş. Tamam, özdeş. Unutmayın, bunların boyları özdeş. Tamam mı? Üçünün de boyu aynı normalde. Ama perspektif açıdan, yani resim kısmına baktığınızda dostlarım, tabii ki hani gittikçe küçüldüğü için bunlar boyları sanki hani gittikçe uzaklaştıkça boyları kısalıyormuş gibi görürüz ya, o muhabbeti yapmış. Perspektiften dolayı direklerin uzaklaştıkça daha küçük göründüğü fotoğrafta, evet burada da öyle söylemiş. Ortadaki direğin gerçek uzunluğu fotoğraftaki uzunluğunun 400 katıdır diyor. Gerçek uzunluğu, şurayı bulacağız şimdi birazdan. Gerçek uzunluğu bunun 400 katı olacak. Buna göre bu 3 direğin gerçek uzunlukları toplamı nedir diye de bir soru sormuş bize. Hemen başlıyorum dostlarım. Önce resimde çalışalım. Perspektif, perspektif muhabbetini yapalım arkadaşlarım. Dik yamuk görüyorum buradan. Hemen dikliğimi çizdim. 25 ise burası da 25, burası da 25. O halde buraya 24 kaldı dedim. Şurada da klasik benzerliğimi yapıyorum artık arkadaşlarım. Şimdi şuraya x diyelim. Şurası 100, 140 yani 10'a 14 hatta 5'e 7 oranına sahip. 5K'ya 7K diyelim ve benzerliği yazalım. 5 bölü toplam 12 eşittir x bölü 24. Bak yarıya düşmüş ya da 2 katına çıkmış. Bu da 2 katına çıkacak. X 10. O halde burası toplam 35. Şimdi resimdeki boyu 35, ne diyordu? Gerçek uzunluğu 400 katı olacak. Şimdi bunu hemen 400 ile çarpalım. 4 ile çarparsam 140 yapar. 2 tane de 0 ekliyorum. 14.000 santimdir arkadaşlarım bunun boyu. Yani 140 metre. İnşallah da doğru hesapladım. Neyse. Bize neyi soruyor? Üçünün boyları toplamı kaçtır diye soruyor arkadaşlarım. 14 metre pardon. Üçünün toplamı da dostlarım, hani üçü de eşit boyda sonuçta bunların, çünkü perspektiften böyle kısa uzun gözüküyor. 3 tane 14 hesaplayacaksınız, yani 42 diyeceksiniz dostlar. Evet, ÖSYM sorularını çözmeyeceğim arkadaşlarım bu kitabın, çünkü bunlar telif hakkı nedeniyle çözülmeyecek dedik. Evet, videomuz burada sona erdi. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın dostlar.